İki tane inekten elimden süt sağıyordum. Aydın'da litreyle süt sattım 14 sene. Süt parasından biriktirdim. 3 tane yaptım, 4 tane yaptım. Biriktirdiniz inek aldınız, biriktirdiniz inek evet. aldınız. Bu sene de aldınız mı? Satıyoruz bu sene. Niye? <laughs> Bakamıyoruz, yem alamıyoruz. Yem fiyatlarına artık dayanamayan üreticilerden Ali Ergün. Hesap kitap tutmuyor. Her ay yeni fiyatıyla, zamla alıyor yemi. Sattığı çiğ sütün fiyatı ise sene başından beri aynı. Bir çay bardağı çay. Kaç para? 1,5 lira kahvede. Yarım litre su ne kadar? 1 lira. 1 litresi? 2 lira. Suyun kilosu 2 lira olur da. Sütün kilosu 1600 lira olur mu? 1600 kuruş olur mu? Olmaz. Gülüyor. <gülüyor>, Gülüyor sinirden. Aslında devlet 1 lira 70 kuruş diye açıklamıştı çiğ süt fiyatını. O bile azken tüccar 1 lira 60 kuruştan alıyor. Kazandığı daha yemi karşılamazken bunun elektriği, suyu, veterinerlik hizmeti e bir de üreticinin cebine girecek karı var. Bir haftada 3 defa 4 defa zam geliyor yeme. Bu ne yeme? Bu kesik yem dediğimiz süt yemi. Süt yemi. Onun kilosu ne kadar? Bunun çuvalı 90 lira karınlarını güzel güzel doyuruyorlar. Peki üretici doyurabiliyor mu? Zor. Bunun için çiğ süt fiyatının bile 1, e 1 e 3 oranında olması gerekiyor. Yani 1 litre çiğ sütün fiyatı 1,3 kilo yeme eşitlenmeli. Dünya genelinde olduğu gibi. Bu da fiyatın 2 lirayı geçmesi gerektiğine işaret ediyor. 1 kilo yemin fiyatı 1 lira 80 kuruş. Denkleme göre olması gereken çiğ süt fiyatı en az 2 lira 34 kuruş. Ama değil. Ayakta kalmak güç. Tek bir çaremiz var. Bütün hayvanları kestirip kurtulmak. Hiç sattınız mı? Tabii sattım. Bu sene. Bu sene. Kaç Şimdi tane? bugün bugün gidecek 40 tanesi gidecek. Satışa. Evet. Üretici Ekrem Fidan da acı gerçekten kaçamadı. Şimdi 40 hayvanını kamyona yüklüyor. Peki hayvanlar nereye gidiyor? Kesime gidiyor. Yem alıyoruz, yeme fabrikacılar belirliyor. Hayvan kestiriyoruz, kasaplar belirliyor. Süt satıyoruz, fabrikacı. Bizim hiçbir dayanamız yok. Sadece Tarım Bakanlığı'na sesimizi duyuralım diyoruz. Onu da maalesef bizi kulaklarına tıkıyorlar.